8 Şubat 2023 Çarşamba günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Yine nasılsınız, iyi misiniz diye soruyorum. Ama nasıl olabileceğimizi az çok tahmin ediyorum. Kusura bakmayın. Ağız alışkanlığı diyelim. Sesli Gazete'ye geçelim. Ardı ardına olmuş olacak. Ama bu adamların densizliklerini ben kendimce kayıt altına almam lazım. Bir gün eğer geri dönüp bakarsam ben bu adamlar bu densizlikleri söylemiş diyebileyim. Şimdi hemen Sesli Gazete'ye geçelim o zaman. Evet, depremin üzerinden 48 saat geçti. Ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Ben ne kadar olduğunu görmek, bilmek, duymak da istemiyorum. Telaffuz etmek bile istemiyorum ama maalesef bu rakam gittikçe artıyor. Bugün işte ikinci günü. Oradaki insanlar sadece ölülere ulaşmak, yaralılara ulaşmak, enkazı kaldırmak, oradaki işte akaryakıt bulamamak, jeneratörler için zor şartlarda çalışmak, işte grider bilmem ne bu aletleri, araçları bulamamak veya pek çok zorlukla uğraşırken bir de bunun yanında ikinci bir felaket, felaket de değil bela, AKP belası, AKP'lilerin o haddini bilmez tavırları, kendini beğenmiş ukala, halka üstten bakan, halkı hor gören, suçu hala onlarda arayan bu heriflerin lakırtılarıyla uğraşıyor vatandaşlar. Yani bir sürü var. Bak şu saatte bu kadarını bulmuşum ben. İkinci günü olmuş. Daha öğlene, yani öğlen şu anda, akşama kadar, yarına kadar kim bilir neler neler, ne densizlikler söyleyecekler. Yani densizlik bir spor müsabakası olsa ya bu adamlar şampiyon olur, olimpiyat madalyasını, kupasını falan alır bunlar. Ya böyle bir şey yani. Bazen ister istemez diyorsun ki senin niyetin gerçekten çok kötü olsa ve sadece orada densizlik etmek için olsan bu kadar yapamazsın, bu kadarını beceremezsin. Yani şeytana pabucunu ters giydirme o ekspresyon, o deyip tam yerini buluyor yani. Şeytan hakikaten yani çok uzun yıllardır ben bu adamların bu halini gördüğümüzden beri ya şeytan bana çok sevimli geliyor ya. Çok sevimli geliyor. Ya adam Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali İhsan Göker diye bir adam. Adam diyor ki bak bu adam bir akademisyen. Bir akademisyen normalde bir politikacıdan IQ olarak daha iyi olmasını beklersin. Eğer ülkenin akademisyeni bu cümleyi kurabiliyorsa politikacının halini görüyoruz zaten. Normal diyoruz. Adam diyor ki deprem veya binalar öldürmez. Allah öldürür. Değil mi o dolar molar enflasyon çıktığında da Allah'ı suçluyorlardı. Ya hadi çıkan bunu konuşan bir adam işte çarşamba bilmem ne hocası o sakallı cübbeli o yobazlardan birisi olsa hadi yine anlayacağım. Lan akademisyen yani adama. Fizik profesörü bir de profesör. Allah öldürür o da eceli geleni. Yani ecelin gelmişse diyor depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi diyor. Yani suçu yine Allah'a atıyor. Yani oradaki sorumsuzluklar, oradaki işte önlem alınmaması, yeterince yardım gitmemize bunlar önemli. Gelmiş zaten. Tabii biz de öyleyiz. Mesela biz eğer ecelimiz gelmişse, ölmemiz için gerekli ve yeterli şartlar oluşmamışsa biz onu hissederiz. Ne yaparız? 3. kattan kendimizi atarız. Yani öleceğim geldi, yani ecelim geldi. Ölmem lazım deriz değil mi? Öyle olmuyor ama haklı adam. Bu arada bu yardım çalışmalarına falan şey niye gitmemiş ya? Bu bir tane balina vardı ya Binali Yıldırım'ın oğlu. O ta Venezuela'ya maske götürmeye gitmişti ya. Venezuela'ya maske götürmeye, sağlık kiti götürmeye gitmişti. Hatay'a kadar gitsin, Maraş'a gitsin oralara. Biraz kaldırsın o şeyleri, taşları, betonları bilmem neleri. Yardım etsin. Balina. Şu enteresan, şimdi bir hesap var. Daha doğrusu bir haber var. BİM kolonları kesti, bina çöktü. Bunu yapmıştık burada 2020 yılındaki bir haberde arkadaşlar. Bu İzmir'deki deprem sırasında yani BİM kolonunda yani insan oturdu yani üzerine çıktı dalı keser mi ya? Böyle bir salaklık var mı yani? İşte sırf orada daha fazla yer açılsın, ben buraya daha fazla mal koyayım diye adamlar ana kolonları kesmişlerdi. Burada da haberini yaptığımızı hatırlıyorum. Bunun üzerine 2020 yılında bunu retweetleyerek şunu söyleyen bir hesap var. Aynı işlemi Malatya deprem bölgesinde bulunan apartmanımızda da yaptılar. Bak bu kızcağız bunu 2020 yılında söylüyor. Ürünleri depoya taşımak için kolonları keserek asansör kurdular. Konu mahkemeye taşındı ancak insan canının dost, sütten ucuz olduğu ülkemde tabii ki bir sonuç alamadık diyor. Ve bu kızcağız bu retweetlediği Twitter'ı tekrar retweetleyip bugün diyor ki bu postumun üzerinden 2 sene geçti. Yani demin okuduğum şeyi 2 sene önce atmıştım ben. Ve maalesef bugün depremde yıkılan evimin enkaz videosunu paylaşıyorum sizlerle. Videoda da gördüğünüz 4 apartmandan yalnızca bizimkinin altında BİM vardı ve yalnızca bizimki yıkıldı. Şimdi bu şeyi işte BİM markete işte gidip bunu siz çok pahalı satıyorsunuz bilmem ne işte vatandaşı güya düşünüyormuş gibi yapıp böyle enflasyon canavarıyla mücadele ettiğini sanan bir hükümet var ya. Kardeşim sen ilk önce insanın sağlığıyla, can güvenliğiyle ilgili tedbirleri al. Hiç kimse gidip lan sen ne yapıyorsun ya? Sen kolonları nasıl kesiyorsun diye sormamış mı yani? Sormamış yani muhtemelen bunlar gerekli yerlere bu kızcağız bunları söylese dahi. Kim gidip dokunmuştur o adama? AKP'li belediyede bir tanıdığı varsa kimse gelip onu Şehircilik Bakanlığı'ndan, belediyeden, valilikten kimse onu rahatsız etmez o ülkede. Ve ondan sonra da binalar yıkılır, insanlar ölür. Yani bazı şeyleri görmek için müneccim olmaya, böyle önceden işte sezilerinin kuvvetli olmasına falan gerek yok. Zeki olmana da gerek yok. Aptal olmaman yeterli. Bak bugün bunu konuşuyoruz. İstanbul'da bir deprem olacak. Ya şimdi diyeceğim Allah göstermesin de ya olacak bu yani. Duanın kanunu işte herkes söylüyor. Son 600 yılda her 100 yılda bir deprem olmuş. Oluyor. Olacak. Ya İstanbul'daki durumu düşünmek bile istemiyorum. Hiçbirimiz istemiyoruz. Ya İstanbul daha beter olur. 10 milyon, 12 milyon kişi üst üste yaşıyor. Şimdi bir Necmettin Batırel diye bu şak işte 20 milyar dolar bozdurmalarına bir gerizekalı vardı ya. Şimdi tabii bunlar dört bir yana siyasetçisi, yalakası, trolü, işte gazetecisi bilmem neyse her bir koldan şimdi hükümeti işte devleti aklamaya çalışıyorlar. Yani onların sanki hiçbir kusuru yokmuş gibi. Bu da o ayakta. Şimdi bu Batırel diyor ki bugünden itibaren gündem değişti. Siyaset devre dışı kaldı. Muhalefetin ve Batı dünyasının hayale dayanan planları dağıldı. İyi ki başımızda vatanına aşık bir hükümet var. Adam hala böyle göt yalamakla meşgul. Allah korusun ya Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlar olsaydı. Abi gerizekalı bak Yunanistan gelmiş. Bir çocuğu çıkarmışlar, kurtarma çalışmaları yapıyorlar. Seviniyorlar, mutlu oluyorlar. Dünyanın her yerinden insanlar gelmiş. Senin o düşman bellediğin, o Tayyip'in her konuşmasında işte yok Fransız, İngiltere'si bilmem ne herkes göndermiş, bir şeyler yapmaya çalışıyor. AKP'ye rağmen ha. AKP'ye rağmen kimileri gelmiş havalimanında 5-6 saat bekleyenler, nereye gideceğini bilmeyenler, o kadar organizasyonsuzluk, başı bozukluk var. Dün bahsettik. Gelmişler, gelebilenler yani bak Paşinyan bile, Ermenistan devlet başkanı bile geçmiş olsun dileklerinde bir yardım durumunda yardım edebileceklerini söyleyen bir tweet attı. Yani ya hiç mi utanmıyorsunuz siz böyle lan biz bu adamlara yok ansızın geleceğiz dedik bilmem ne dedik, tehdit ettik. Üzerinden bir ay geçmedi adamlar geldiler. Benim vatandaşlarımı kurtarıyorlar benim ülkemde filan. Ya biz çok kalitesiz insanlarız ya. Hiç mi demiyorsunuz ya? Hiç mi demiyorsunuz? Ve adam hala çıkıp bunu söylüyor yani. Benim Türkiye planı Allah korusun ya Türkiye düşmanları. Kim Türkiye düşmanları ya? Türkiye'nin düşmanlarını söyle. Kim? Yunanistan mı? Bak işte adam gelmiş senin vatandaşını kurtarıyor yani. Bunun için de bir karşılık beklemiyor. Fransız, İngiltere, Amerika'sı, Almanya'sı. Herkes bir şeyler yapmış göndermeye çalışıyorlar. Evet ümmetinin liderinin görmüşsünüzdür dün arkadaşlar o sevgi dolu bakışlarıyla adeta bir sevgi kelebeği, yani nasıl bakıyor değil mi? Evet, işte öyle bakıyor. İçindeki nefret artık hani keskin sirke küpüne zarar derler veya işte dışına sızdırıyor derler. O nefret ve öfke sızıyor dışarıya. Orada işte her şeyi kontrol altına aldık bilmem ne, şu anda dayanışma zamanı falan. Dayanışma zamanı. Bunlarda da bu var, dayanışma zamanı. Dayanışma zamanı dediklerini biliyor musunuz? Şimdi hepimiz bir olalım. Hiç kimse bizim yaptığımız o işte tedbirsizlikleri, o yıllar boyunca ihmallerimizi, deprem olacağını bile bile yapmadığımız şeyleri kimse şu anda görmesin. Görmesin kimse. Her şey lay lay lom olsun. Birliktelik olsun. Ama kimse bizim yapmadıklarımızı görmesin. Ona birliktelik diyorlar. Ama birileri sizin bir kusurunuz var dediği zaman yo olmuyor. Onların kusuru yok. Bunları söylüyor. Ondan sonra da orada o bakışlarla, o şeytani bakışlarla, ama şeytan daha yani bana daha sevecen geliyor. Tehdit etmeyi de ihmal etmiyor. İşte diyor böyle provokasyonu yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar diyor. O provokasyon dediği de işte insanların nerede bu devlet, nerede bu millet, neredesiniz yani, o kadar ev yıkıldı, o kadar insanlar enkaz altında, günlerdir, daha 2 gündür gitmeyen, saatlerdir ulaşılmayan, gidilmeyen yerler var ya. Bu sadece bir şehir merkezi değil ki. Şehrin kasabaları var, köyleri var, nahiyeleri var, bucakları var, ilçeleri var, neyse var da var yani. Orada binalar var, yıkılanlar var ve bunlara hala ulaşılamamış yani. İşte görüyorsunuz, akıyor yani sosyal medyada değil mi? Twitter'da, şurada, burada. Herkes işte oğlunun, kızının, eşinin, anasının, babasının arkasına feryat ediyor yani. Feryat ediyor. Bu da çıkmış. Bunlar varken işte hani mahalle yanarken orospu saçını tarar hesabı. Bu da saçını tarıyor yani böyle. Asıl konu bu değilmiş gibi. Hala tehdit ediyor. Bunların peşine de düşeceğiz. Onların defterini düreceğiz diyor. Böyle bir adam. Sen hani şeyde darbe sırasında hani milletini sokağa çağırıyordun. Çağırsana milletini sokağa. Hadi. Öyle bir felaket gördüğün zaman olmuyormuş değil mi öyle? Milleti sokağa çıkarmakla öyle olmuyormuş yani. Gerçekle yüz yüze kalınca. Yozgat'ın bozeşi tabii eksik kalmaz. Yozgat'ın bozeşi diyor ki milletimiz ve devletimiz seferber olmuşken yalan, iftira ve çarpıtma yapan şeref yoksunlarını kınıyorum. Yani en büyük şeref yoksunu sensin. Sizinkiler. En büyük şeref yoksunu, o çarpıtmayı, iftirayı, bilmem neyi atanlar sizinkiler. Yani 2 gündür görüyoruz. Tüm her şey kontrol altına alındı. Bütün binalara ulaştık. Hiçbir sorun yok. Ümmetinin lideri biraz evvel vardı. Oraya da geleceğim. Bütün binalara ulaştık. İlk gün biraz sıkıntı oldu, bir de ilk gün biraz sıkıntı oldu da filan yapıyor. Yani sanki kendi hatasını da tanıyormuş gibi öyle bir izlenim veriyor. Ama şimdi her şey kontrol altında. Oradaki ölenlere sor. Ölülerini çıkartmayı bekleyenlere sor. Gerçekten her şey kontrol altında mı? Bu da öyle diyor. Yapan şeref yoksunlarını kınıyorum diyor. O kınayı sen götüne yak. İşte bu. Yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri takip ediyoruz. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri açacağız diyor. Bu kadar kin dolu bir adam. Bu kadar kin dolu. Bu kadar meseleyi şahsileştiren bir başka bir böyle bir adam yok. Bir Kuzey Kore'deki vardır belki de, onu da tanımıyoruz yani. Ya bak, deprem sonra da diyor ki deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşlarımız ve iş dünyamızı AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum. Makbuz da veriyorsunuz mu AFAD hesaplarına? Şimdi ben dün bir tweet attım. Yani bu, ya ben hakikaten mesela şeye yardım etmek isterim. Yoksa yani şahsi orada tanıdığım, o sıkıntıyı yaşayan insanlara direkt göndermek istiyorum da işte Haluk Levent'in Ahbap, yani gerçekten bu şimdi olağanüstü halden falan bahsediyorlar. Lan bu olağanüstü hali bahane edip bu adamların topladıkları paralara çökerler diye çok korkuyorum ha. Gerçekten. Veya siz daha aldınız, ne kadar topladınız, işte 500 milyon TL sallıyorum. Tamam, siz şimdi onu verin biz dağıtırız hadi bakalım derler. veya çok göze batarsa bu adamların başarısı, çünkü kimse güvenmiyor. AFAD'tır, Kızılay'dır. Bu arada Kızılay ortalarda gözükmüyor. Nerede bilmiyorum, Kızılay gördünüz mü? Yani adamlar çok dikkat çekerse AFAD çok iyi şey, Ahbap derneği çok iyi iş yapıyor. Ve sırf ona kıskançlıklarından dolayı bu kötülüğü yaparlar. Yani benim tek endişem o. Ya düşünsenize, bir ülkede yaşıyorsunuz, ülkenin kurumuna güvenmiyorsunuz. Yani ülkenin yarısından fazlası ülkenin kurumuna güvenmiyor. Bu parayı cebe atacaklar diye. Çünkü daha önce yaptılar. İşte deprem paraları, vergileri, bilmem neleri. Bunların cevabını bile vermediler. Tenezzül bile etmeden sorduğu işte. Ümmetinin lideri şey diyordu ya, bizim gerekli kullanmamız gereken yerleri kullandık dedi. Kestirip attı. Sarayın fışfışı. Allah'ın belası, bir sen eksiksin. Gün bir olma, beraber olma, kenetlenme günüdür. Ya bugün bir kenetlenelim. Yani biz 2 gün sonra yine faşistliğimize başlarız. Yine ayrımcılığı yaparız ama bugün bir kenetlenelim yani. Yani yarın olmasa ondan sonraki gün Kürt, Türk diye ayırmaya başlarız biz. Hiç merak etmeyin. Tabii vatan haini, bölücüler işte diye başlarız yani. Şöyle bir şey paylaşılıyor. Yeni Şafak'ta, Yeni Şafak Devleti'nin çöküşü 1999 depreminde attığı bir başlık arkadaşlar. Kendisine ihtiyaç duyulmayan, her yerde hazır ve nazır olan devlet, deprem felaketinde yardım diye çırpınan insanların imdadına yetişemiyor. Bunu Yeni Şafak atıyor. Türkiye gazetesi de dünkü başlığında, yani gazete başlığında işte devlet her yere ulaştı falan gibi bir başlık atıyor. Aralarında 20 yıldır değişen hiçbir şey yok. Yani bunlar da Yeni Şafak, yine aynı Yeni Şafak. Daha yalaka hatta, öyle söyleyeyim. Ama o zamanlar işte devletin çöküşüydü. Şimdi adamlar devlet çok iyi iş yapıyor diyorlar. İşte bu ahlaksızlık, bu yani. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kilis'te arama faaliyetleri sona ermiştir. Enkaz altında hiçbir vatandaşımız kalmamıştır. Tabii herkes öldüyse yani çıkarılacak bir vatandaş kalmamıştır. Kilis'te, yani Kilis'te depremin nispeten daha az vurduğu bir yer. Yani şey mi demek istiyor acaba? Kilis'te her şey kontrol altında, hallettik yani, artık bir şey yok. Hadi şimdi başka bir yere gidelim. Hani Maraş'a gidelim mi diyor, ne yapıyor? Veya sırf bir yerde bir işlerini bitirdiklerini bize mi söylemeye çalışıyor acaba? Burada bak, bütün işlerimizi hallettik. Kurtarılacak kimse yok. Hadi gidelim. Basın yayın demişken Habertürk röportaj yapıyor. Güzel güzel geliyor bir depremzedeye. Depremzede tam böyle şikayet etmeye başlıyor. İşte 2 gündür bekliyoruz, açız, susuz, işte soğuk, işte enkazın altında insanlarımız var. Ve hemen kadın hemen basıyor gidiyor. Habertürk spikeri, işte haberi yapan. Hemen basıyor gidiyor. Ya böyle bir şerefsizlik yok. Ya bu unutulmayacak bir şey. Yani kadın da şaşırılan, daha şimdi sordu. Yani 10 saniye olmadı, 10 saniyede niye nereye gidiyor? Hemen böyle bir devleti eleştireceksin bilmem ne. İşte bu böyle bir yalaka basın, böyle namussuz bir basın olduğu sürece biz hala işte birlik, beraberlik, bilmem neleri dinlemeye, duymaya devam edeceğiz bu adamlardan. Birlik olalım, bilmem birlik olalım. Kadını dinlesene. Yani o kadını dinlemeyince, o kadını konuşturmayınca birlik mi oluyoruz? Sorunlar ortadan kalkıyor mu? Ya o kadın da yüz binlerce depreme maruz kalan insanlardan sadece bir tanesi. O yakarışları, o çaresizliği görüyorsunuz yani, insanlar çoluk çocuğun arkasında nasıl feryat figan ediyor. Yani empati yaptığın zaman kolay bir şey değil ki yani. Ya çok uzaktayım ben. Ya düşünüyorum, lan diyorum, bir an böyle otobüste, trende, metroda giderken böyle bir dalgınlığıma geliyor. Kendi çocuğumu, eşimi, ne bileyim, böyle bir düşünüyorum. İrkiliyorum yani. Ya bunu yaşıyor insanlar. Ve insanların bu yaşadığı şeyleri ciddiye almamak, ne kadar sıfat bulamıyorum ya. Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu depremzedelere yardım için İtalyalılardan Diyanet Vakfı'na bağış yapmalarını istedi. Ne münasebet ya. Diyanet kim ya? Sela okusunlar diye mi yaptırıyorsun İtalyanlara bağış? Diyanet kim? Niye Diyanet'e yapsınlar? Olmadı direkt Türgev'in IBAN'ını ver, İtalyanlar direkt Türgev'e göndersin istersen. Diyanet kim ya? Siz bir hesap, bir AFAD bilmem ne İtalya hesabı açmaktan aciz misiniz bu kadar? Demek ki paranın nereye... Ya düşünmeyelim diyorsun. Tamam lan, bu sefer de iyi düşüneyim diyorsun. Ya aklına illa o kıymığı sokuyorlar, o çomağı sokuyorlar yani. İstiyorlar ki sen başka türlü düşünme. Yani bunların işi de gücü de o. Diyanete niye İtalyan yardım yapar ya? Diyanet kim? Depremle nasıl bir alakası var? O dediğim şey, ümmetinin lideri depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta konuştu. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Ah canım benim, bütün imkanlarını seferber etmiş. Bir de etmese ne olacak bilmiyoruz yani. Bütün imkanları buymuş. İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı. Bak onu da tanıyor yani. Çok hakkani adam. İlk gün biraz sıkıntı yaşandı ama ikinci gün ve bugün durum hakimiyeti tesis edildi. Yani öyle ki öyle bir tesis ettik. Şu anda herkes günlük, gülistanlık, herkes sevdiğine, sevdiceğine kavuştu. İşte ölenler falan var. Onlar da Allah rahmet eylesin. Kader, mukadderat, öyle şeyler oluyor işte. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra da diyor ki hiç endişe etmeyin. Vatandaşlarımızın sokakta kalmasına müsaade etmeyiz diyor. Sarayına mı alacaksın? Bin odalı sarayına. O insanlar nerede yatıyor zannediyor acaba ya? Yüz binlerce insan. Bak o bölgenin, tüm bölgenin, o 8-10 tane şehrin nüfusu 10 milyon. 10 milyon küsür. O yüz binlerce insanın nerede yattığını düşünüyor acaba? Otelde falan mı kalıyorlar? Havuzlu falan. Sokakta kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne yapacaksın? Sonra da diyor ki hedefimiz bir yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz diyor. Yahu arkadaş yani çıldırmamak elde değil ya. Ya bir deprem anında söyleyecek bu mu? Hala konut yaptıracağız bilmem ne. Hala inşaat, müteahhit, Cengiz Holding. Yani aklımızda böyle film şeridi gibi geçiyor. Ya bu sırası mı be? Ya hiçbir seni kimse uyarmıyor yani. Efendim çok densizsiniz ya. Çok densizsiniz yani. Ya yok mu böyle bir deli çıkıp demiyor mu yani sana? Ya efendim yani deprem sırasında böyle saçmalıklar söylenir mi yani? Yani şimdi kurtaralım şu insanları bir. Ondan sonra ne yapacaksan yapacağın şeyi, gelecekte ne yapmak istiyorsan söylersin yani. Onlar da yıkılsın diye mi yapacaksın? Adam hala oradan şey devşirecek. Sempati devşirecek, sevecenlik devşirecek. O sevecenliği belki oya convert edebilir. Belki oy gelir o sayede filan. Ben işte herkesin cumhurbaşkanıyım mı demek istiyor. Başka bir manyak da Habertürk'e konuşan afet uzmanı. Deminki de Habertürk'te cereyan etti. Depremze diye mikrofonu tutup kaçan var ya hemen vatandaş isyan edince. Habertürk'te de zaten başka bir tipte birisinin davet edilmesini de bekleyemezdik bu lafları söyleyen. Vatandaşın devlete yük olmaması, bir tane kadın konuşuyor. Vatandaşın devlete yük olmaması, afetzedenin kendi başının çaresine bakması lazım diyor. Yani bunu iki türlü anlamalıyız. Ya devletten bir bok olmaz. Biliyorsunuz yani kendi işinizi kendiniz görün diyorsa bu anlaşılabilir bir şey. Ama yok yani devletten bir şey beklememek lazım. Sizler devlete yardımcı olmanız lazım gibi bir AKP kafasıyla söylüyorsa yani bu neresinden tutsan elinde kalıyor. Ama bence burada sarkastik bir şey var. Kadın bence birinci manasında böyle Profesör Doktor Serpil Gerdan muhtemelen şey diyordur yani. Bu hükümetten, devletten bir bok olmaz. Siz hayatta kalmaya, onlara rağmen hayatta kalmaya devam edin. Yani beklerseniz onları, onlardan iş beklerseniz ölme riskiniz daha fazla. Bence o. Evet, başka bir geri zekalı da Yimpaş dolandırıcısı Fuat Oktay. Siz kendi tedbirinizi aldınız mı diye vatandaşı soruyor ya. Fuat depremi öldürmez diyor. Öldürmez diyor. Tabii tedbirlerimizi de almak lazım. Siz aldınız mı? Bana mı soruyorsun onu? Bize soruyor. Oradaki vatandaşa soruyor. Sen aldın mı? Ulan 20 yıldır, 22 yıldır, kaç yıl oldu ya? 99, 2000'de mi geldi bu şerefsizler? Ulan bu ülkenin başındasınız. Bak 20 yıl çok uzun bir süre. 5 yılı anlayabilirsin, tamam mı? 5 yıl. 20 küsür yıl bir ülkenin kalkınması için çok uzun bir süre. Bak 1980'lerde, 80'ler yani 80-81'de Güney Kore, İspanya ve Türkiye Aynı PIB, aynı işte gayri safi milli hasıla bilmem ne, aşağı yukarı aynı seviyede 3 tane ülkeydi. Bugün Güney Kore nerede, İspanya nerede, Türkiye nerede? Türkiye yani 80'lerdeki Türkiye'den de daha kötü duruma geldi şu anda. Ya şimdi diyebilirsin ya işte Amerika yardım etti, o oldu, bu oldu, bilmem ne oldu. Ya kardeşim tamam da bu adamlar kendi ülkelerini düşünüyor. Tamam yardım etseler bile, demek ki bir para bile gelse bu adamlara, bir hibe bile olsa, ulan şu ülkeyi kalkındıralım, şu depremdir bilmem nedir bunların bir önlemini alalım diyorlar yani. 20 yılda adamlar 2000'lere geldiğimizde 80'lerden 2000'lere adamlar nerelere gittiler. Türkiye hala yerinde sayıyor diyeceğim. Yerinde de saymıyor. Geriye doğru gidiyor yani. Özgün Emre Koç diye bir gazeteci miydi bu ya? Sık sık görüyorum bunu da. Şimdi çıktı vatandaşı tehdit etti. Deminki konuşması var ya. Sizinle sonra hesaplaşacağız diyor. Tweet atanla hesaplaşıyor. Müteahhitle, usulsüz ruhsat verenle, afette görevini yapmayanla, insanların ölümüne neden olanla değil, tweet atanla hesaplaşmak istiyor. Bu adam tweet'i dün 15.33'te atıyor. 15.33'te. 20.58'de, akşam 20.58'de başka bir tweet atıyor. Vatan emniyete ifade vermeye götürülüyorum. Lan bu kadar hızınızı enkaz aramada kullansanız 3-5 tane insan kurtarırsınız. Allah'ın belası adamlar. Şuna bak. Yani 6-7 saat içerisinde adamı ifade için şeye götürüyorlar. Ondan sonra istiyorlar ki biz birlik olalım, beraberlik filan değil mi? Sesimizi çıkartmayalım. Mustafa Varrank dallaması, bu da ayrı bir dallama. Hepsi ama hepsinin kendi bir meziyeti var böyle. Pokemonlar gibi. İşte herkes, birisi ateş atıyor, biri işte buz yapıyor, birisi başka bir. Herkesin bir meziyeti var bu AKP'lilerde. Adama bak. Kulaklarınıza inanamayacaksınız. 1 milyon battaniye üreten bir ülke olduğumuzun göstergesi diyor. Yani bu bağlamda bizim üreten bir ülke olduğumuzu bilmemiz mi gerekiyor? Yoksa oradaki insanlara 1 milyon battaniyenin gitmesi mi gerekiyor? Allah belanı versin. İstersen üreteme, git dışarıdan al, ne yaparsan yap. Onu sormuyoruz biz. İnsanlar ölüyor orada. Yani birisi ölüyor, baygınlık geçirmiş, neyse kalp krizi geçiriyor. Aa, işte su vereceksin, bir bardak su veriyorsun. Veren adam diyor ki ya bardakta verdiğimize göre demek ki biz bardak üretebilen bir ülkeyiz der misin? Veya su koyduğumuza göre bardağın için demek ki suyu bol olan bir ülkeyiz. Mesela diyorum, saçmaladığımı biliyorum. Der miyiz, böyle bir cümle kurar mıyız? Ya 1 milyon battaniyeyi gönder ve çeneni kapa yani. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Üretebiliyoruz. Ne yapalım? O kadar insan ölürken, on binlerce insan ölüyor da battaniye geldikten sonra vay be ülkemiz battaniye üretebilen bir ülke mi dememiz lazım. Yani her demde adamları övelim istiyorlar. Ama her zaman. Hep. Evet, Bekir Bozdağ, Bozeşek yine demiş ki Diyarbakır'da deprem değerlendirme toplantısına katılmış. İhmali kusuru olanlar varsa hepsi hesabını verecek demiş. Buna sen de dahilsin. İlk önce sizler bunun hesabını vereceksiniz. İnşallah vereceksiniz. Verecekler yani. Yani burada ihmali olanların en başında sizler geliyorsunuz. Çünkü bu ihmalsizliği yaratanlar, oradaki kontrolü, denetimleri, teftişi yapmayanlar, bile yapmayanlar, yandaş olduğu için, AKP'li olduğu için, para aldığınız için, para verdiğiniz için bunları yapmayanlar sizlersiniz. Bu vebal sizin üzerinizde. Allah'ın belaları. Arkadaşlar bitmez. Ben gideyim. Bakalım yarına kadar neler olacak. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Canım arkadaşlarım.